illeri sormuştunuz onu söyleyeyim. Kısaca bir alalım İller Sorum bazında da baktığımızda... Tekrar. Evet kısaca alalım onu. Tamam olur. Hemen belirtiyorum. Evet İzmir'de CHP'de evet. ciddi bir kendi işlerinde tartışma yaşandı. İzmir'de kaybedeceği ilçeler var. Yani yenisini ekleyeceği, kayıp da yenilerini ekleyeceği ilçeler görünüyor. Bir miktar oyları azalmış olsa da İzmir Büyükşehir'in CHP devam etme eğiliminde görünüyor. Ankara'da Mansur Yavaş'ın bir farkı hala devam ediyor söz konusu. İstanbul'da ise yarış 2019'un o ilk 31 Mart'taki seçim yarışı gibi o seçim gecesi gibi şu an itibariyle başa baş. Yani bizim son tespitlerimiz 42'ye 42 bir başa baş durum hala devam etmekte. Peki Murat benim, Bey, yani benim Cumhurbaşkanlığı sorum. seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmen bugün kararını değiştirdi mi? Murat Bey, İstanbul için soruyorum bunu. Yani orada partiler kendi içlerinde ayrıldığı için, ya yani bir önceki seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermiş olan %52'lik seçmen, Deme, İyi Partisi, Zafer Partisi... Ee, işte şimdi aday çıkarttılar Saadet'i, Deva Partisi. Bunların şimdi bir partisel kemik oyları var. E bu kemik oylar da e, önceki seçimlerden biz biliyoruz en azından. Şu anki kamuoyu yoklamalarında da görüyoruz ki e, seçmenlerinin milletvekilliği seçiminde e, deme... İyi Parti'ye ve diğer diğer muhalif partilere oy veren seçmenlerinin üçte birinde bir parti sadakati var. Büyükşehir'de de ilçede de yine kendi partisine oy vermeyi düşünüyor. Ama üçte ikisi e, siyaseten e, kazanacak aday yarışında kim öndeyse ona doğru da daha doğrusu o muhalefet tarafında veya Cumhur İttifakı'ndaysa hangisi öndeyse ona bir seçimlerin yönelmesi söz konusu. Peki.